Türkiye-Suriye sınırına duvar örülmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Meksika sınırına duvar çekilmesini onaylaması, ülkelerin sınır hatlarındaki güvenlik sorununu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar duvara örülen sınırın tek başına güvenlik sorununu çözmekte yeterli olmadığını savundu. Türkiye'nin güney sınırına 2016 yılının Ocak ayında yapımına başlanılan 911 kilometre uzunluğundaki duvar tamamlandığında dünyanın en uzun üçüncü duvarı olacak. Türkiye-Suriye ve Irak sınırına yapımı süren Duvarın hemen hemen yarısının yapımı tamamlanırken son haliyle de yaklaşık 8.850 kilometrelik Çin setli ve 3.500 kilometrelik Amerika Meksika'dan sonra en uzun duvarlar sıralamasına girdi. Hedef terör ve kaçakçılık. Olayın tabii ki ee, tarihi siyasi, askeri, ekonomik ve sosyolojik e, açılardan değerlendirilmesi mümkün. Tarihi anlamda baktığımızda e, güvenlik maksadıyla duvarların örülmesinin çok yeni bir olay olmadığını görüyoruz. Yani bu e, çok e, en bariz örneklerinden e, başlayacak olursak e, Çin setli e, örneği var. E, milattan önce 221'de ilk Çin imparatoru tarafından daha önceki beylikler dönemindeki 21 krallığın e, örmeye başladığı duvarların büyütülerek e, milattan sonra 600'lere kadar inşaatı devam eden. 8800 kilometrelik bir duvar e, çinsetti. E, dolayısıyla önce krallıkların kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla başlattıkları, daha sonra da kuzeyden gelen e, Türk, Hun ve Moğol akınlarının durdurulması maksadıyla yapılmış bir duvar. E, bu doğu, duvarın misyonuna baktığımızda tarihte aslında kendi işlevini yerine getirdiğini görüyoruz. Bunun bir farklı örneğini Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul'un 60 kilometre kadar batısında kuzeyden Karadeniz'den başlayarak Marmara'ya kadar uzanan bir hatta Bizans İmparatorluğu tarafından Bulgar akınlarını durdurmak üzere yapıldığını görüyoruz. Yine eski dönemde antik çağlardan bu yana şehirlerin savunması için surlar şeklinde duvarların kullanına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla askeri anlamda güvenlik maksadıyla duvarlar zaman zaman kullanılmış. Siyasi anlamda devletler tarafından kullanılmasının önemli nedeni şu. Siyasi anlamda ülkenin sınırlarını ve buradan itibaren başka bir ülkenin başladığını göstermesi açısından sembolik bir anlamı var. Ee, güvenlik anlamında ise sınırlardan kaçak geçişleri durdurmak, ticareti kontrol altına almak, vergi kaybını azaltmak gibi anlamları var. Ee, biz de güvenlik anlamında Suriye sınırına Benzer bir projeyi başlattık. Bu anlamda Amerika'nın Trump'ın ileri sürdüğü gerekçeler üzerinden duvarı neden çekiyor? Gerekçelerde haklı nedenleri var mı? Bizimkile bir karşılaştırma yapmamız mümkün. Trump'ın ileri sürdüğü gerekçelere baktığımızda öncelikle ekonomik anlamda Amerika aleyhine bir ticari gelir durumu söz konusu olduğu ve kaçak göçmen girişinin çok fazla olduğu. Bunun da Amerikan aleyhine işsizlik anlamında ...bir durum yarattığını ileri sürüyor. Rakamlara baktığımızda aslında Trump çok doğrulamıyor. Şöyle baktığımızda 2015 yılı rakamlarıyla... ...Amerika'nın Meksika'ya ihracat rakamları 303.8 milyar dolar. İthalat ise 235 milyar dolar civarında. Dolayısıyla yaklaşık 68-70 milyar dolarlık... ...Amerika lehine bir ticarette durum var Meksika'yla. Dolayısıyla hani duvar öreyim... ...bu ihracat-ithalat dengesi Amerika'nın lehine oluşsun... ...argümanı çok gerçekçi görünmüyor...